Vatan Partisi Tunceli'nin ismini Dersim yapma girişimi içinde olan belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Konuya ilişkin Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Ankara Adliyesi önünde bir açıklama yapıyor. Şimdi kameralarımızı adliye önüne çeviriyoruz. Değerli milletimiz, bildiğiniz gibi önceki gün Tunceli Belediye Meclisi gelen bir önerge doğrultusunda Tunceli Belediyesi'nin ismini Tunceli Belediyesi'ne ait yapılardan, hizmet binalarından kaldırmayı ve yerine Dersim Belediyesi yazan tabelaları asmayı kararlaştırmıştır Tunceli Belediyesi'nin 22 Nisan tarihli meclis kararına göre. Bu karar açıkça anayasamıza ve ilgili bütün kanunlarımıza aykırıdır. Bu karar, değerli basın mensupları, çok açık bir biçimde cumhuriyete ve devlete başkaldırı anlamı taşımaktadır. Çünkü belediye meclislerinin bir şehrin, bir kentin adını değiştirme, ismini değiştirme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasamıza ve kanunlarımıza göre bir şehrin ismini değiştirmeye yetkili tek kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü isimler, şehir isimleri yalnız ve yalnız kanunla değiştirilir. Kanun yapma yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Tunceli Belediye Meclisi'nin ya da Türkiye'deki herhangi bir belediye meclisinin yasama görevi yoktur. Yasama yetkisi yoktur. Hayırdır, siz özellik mi ilan ettiniz? Bu özgüveninizin kaynağı nedir? Siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ismi açıkça Tunceli olarak belirtilen bir kentin adını kendi kafanıza göre bir keyfiyetle ve kanunlara açıkça karşı gelerek Dersim diye adlandırabiliyorsunuz. Bu sebeple, bu kanun tanımazlık sebebiyle Vatan Partisi olarak biz bugün başta Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu olmak üzere bu kararın altında evet oyu olan bütün belediye meclis üyeleri hakkında bugün suç duyurusunda bulunuyoruz. Hangi iddialarla suç duyurusunda bulunuyoruz? 1. Suçu ve suçluyu övme. 2. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama. 3. Kanunlara uymamaya tahrik ve 4. Görevi kötüye kullanma. Bu maddelerden, Türk Ceza Kanunu'nun bu maddelerinden başta belediye başkanı olmak üzere Tunceli adının isminin değiştirilmesi yönünde oy veren bütün Tunceli Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, değerli halkımız, burada basit bir isim tartışmasından söz etmiyoruz. Tunceli ile Dersim tartışması bir isim tartışmasından öte, Orta Çağ ile Cumhuriyet arasındaki bir tartışmadır. Dersim Orta Çağ'ı temsil etmektedir. Tunceli ise Cumhuriyet idaresini ve Cumhuriyet iradesini temsil etmektedir. Dersim Derebeyleri, başını Seyit Rıza'nın çektiği Dersim Derebeyleri, Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren Cumhuriyet'i tanımamışlardır. Buraya okul getiremezsiniz, yol getiremezsiniz, buradan vergi toplayamazsınız, buradan asker alamazsınız demişlerdir. Yani biz burada Dersim'de Cumhuriyet'i tanımıyoruz demişlerdir. Cumhuriyet de yapması gerekeni yapmış, bunların isyanını bastırmış ve orada da Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi asayişi, düzeni ve kanunu hakim kılmıştır. Değerli arkadaşlar, bunlar yıllarca sözde dini otoriteler olarak, sözde dedeler, şeyhler, şıhlar olarak bölge halkını zorbalıkla yönetmişlerdir. Eşkıyalık yapmışlardır, yağma yapmışlardır. Ve Cumhuriyet'e demişlerdir ki bize karışma, buraya gelme. Cumhuriyet yıllarca oraya ikna heyetleri göndermiş, anlaşmaya çalışmış, uzlaşmaya çalışmış. Fakat Dersim'in derebeyleri, ağaları, sözde şeyhleri isyan yolunu tercih etmişlerdir. Atatürk 1935 yılında bir kanunla bu bölgenin adını
Tunceli ilan etmiştir Atatürk hayattayken. Ve yine Atatürk hayattayken 1937-38 yıllarında bu gerici feodal isyanı bastırmak üzere harekat düzenlenmiş, Dersim Harekatı, ve bunların elebaşları başta Seyit Rıza olmak üzere yakalanmış, yargılanmış ve cezaları yargı tarafından verilmiştir. İşte bu feodal isyan bastırıldığı için bugün çağdaş bir Tunceli'den söz ediyoruz. Bugün Türkiye'nin eğitim, öğretim oranı en yüksek, üniversiteleşme oranı en yüksek şehri Tunceli ise, bunun sebebi Cumhuriyet'in Tunceli halkını o derebeylerin elinden kurtarmasıdır. O zorbaların elinden kurtarmasıdır. Fakat bugün Türkiye'de öyle bir rüzgar esiyor ki, sözde komünist, adının başında komünist olan, komünistlikle hiçbir ilgisi olmayan bir Seyit Rıza artığı gelmiş ve Atatürk'ün mirasını değiştirmeye çalışmaktadır. Bu bir mürittir. Böyle komünist falan olmaz. Bu bir mürittir. Ve bu müritin, bu Atatürk düşmanı müritin arkasına bakıyoruz. Bazı Atatürkçüler, hatta bazı milliyetçiler bile takılmaktadır. Niye? Sözde kooperatif yapmaktadır. Bu kooperatifçi, nohutçu, sevimli tırnak içinde komünistin maskesi 2 gün önce düşmüştür. Biz hep söylüyorduk, bugün bütün kamuoyu görmüştür. Bunlar Cumhuriyet'e, Atatürk'e, ilerici olan ne varsa ona düşmandır. Bunlar o gün İngiliz emperyalizminin, bugün ise Amerikan emperyalizminin piyonlarıdır. Bugün Tunceli Cumhuriyet idaresi altında olduğu için Munzur'da insanlar suya girmekte, çağdaş koşullarda yaşamaktadır. Eğer Cumhuriyet o müdahaleyi yapmasa, Dersim olarak kalsa, bugün Tunceli halkı hala dedelerin, şeyhlerin, ağaların, beylerin kölesi, kulu durumundaydı. Her şeyi Cumhuriyet'e borçluyuz. O yüzden Tunceli Dersim tartışması bir isim tartışması değil, bir rejim tartışmasıdır. Cumhuriyeti hakim kılacağız mı, yoksa yeniden orta çağa mı döneceğiz? Tartışma budur. Ve bunlar ne zaman başlamıştır? Maalesef Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, AK Parti hükümetinin 2010 yılında henüz bölücü açılım sarhoşluğu içinde olduğu dönemlerde Tunceli'nin ortasına bir Seyit Rıza heykeli dikilmiştir HDP'li belediye tarafından. O zaman BDP'ydi, şimdi HDP. Tunceli'nin ortasında Cumhuriyete başkaldırının sembolü olan Seyit Rıza'nın heykeli belediye kararıyla 2010'dan beri durmaktadır. Hala durmaktadır. Düşünün, Şeyh Said'in heykelinin Diyarbakır'da dikilmesi gibi bir şeydir bu. Ya da Asteğmen Kubilay'ın boğazını kesen mürtecilerin heykelinin bugün Menemen'de dikilmesi gibidir. Ankara Kurtuluş Savaşı verirken Ankara'ya isyan eden Çapanoğlu'nun Yozgat'ta heykelinin dikilmesi gibi bir şeydir. Cumhuriyete isyan eden birinin heykeli, Cumhuriyete isyan ettiği için yargılanıp asılan birinin heykeli nasıl olur da bir cumhuriyet kentinde hala ayakta durabilir? Savcılar, hakimler, valiler bunun hesabını nasıl verecekler? O yüzden biz buradan ilan ediyoruz. Bir, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sayın Tunceli Valimiz derhal bu belediye meclisi kararını, yani Tunceli ismini Dersim yapan kararı hızla reddetmelidir. Geri göndermelidir, kabul etmemelidir. Valiliğin böyle bir yetkisi vardır ve bu yetkisini kullanmalıdır. İki, eğer kullanmazsa bugün suç duyurusunda, ceza davası için suç duyurusunda bulunuyoruz. Eğer bu işi valilik durdurmazsa biz bu kez idare mahkemesine gideceğiz ve bu kararın iptal edilmesi için idare mahkemesinde dava açacağız. İkincisi, Vatan Partisi olarak söz veriyoruz. Hem hukuki yollarla hem idari yollarla Tunceli'nin kışla meydanındaki o Seyit Rıza heykelinin, utanç heykelinin, Cumhuriyete isyan heykelinin kaldırılması için de her türlü yolu deneyeceğiz ve göreceksiniz. Eninde sonunda o heykel kaldırılacak. Çünkü o gün heykele izin verdiniz, Seyit Rıza heykeline izin verdiniz. Bugün adamlar şehrin adını değiştirmeye çalışıyor. Bugün şehrin adını değiştirenler yarın o şehirden Atatürk heykellerini de sökerler. Yarın
Sadece belediyenin değil, valiliğin adını da Dersim yaparlar. Buna izin verilemez. Eğer devlet varsa, eğer burası hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, eğer anayasamız ve kanunlarımız yürürlükteyse bu soytarılığa izin verilemez. Biz Vatan Partisi olarak işin takipçisiyiz ve bunlar gerekli cezaları alana kadar ve bu hayasız işlemler son bulana kadar bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Soruları olan varsa basınımızdan cevap verebiliriz. Açıklamamız şimdilik bu kadar. Birazdan içeri geçerek dilekçemizi de teslim edeceğiz. Evet. Sayın Genel Sekreterimiz söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ancak burada önemli olan şu, en önemli olan şu, bu Dersim kalkışmasının kaynağı, cesaret kaynağı o kışla meydanına dikilmiş olan utanç heykelidir. O heykel yıkılacaktır. Dün bizim hayret ve şaşkınlıkla izlemelerimiz arasında bu adama nohut satıyor diye destek veren, o heykele sessiz kalan aydınlarımızın, sözde aydınlarımızın, bazı yolunu şaşırmış gazetecilerimizin şimdi bu utanç heykelinin Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılmasına da destek vermesini bekliyoruz. Alacakları tutumu buradan ibretle izleyeceğiz. Efendim şunu soracağım, 19 Mayıs'ı da kutlamadı Tunceli Belediyesi, bu konuya ilişkinde bir şeyler söyler misin? Ya Tunceli Belediyesi'nin ya da Fatih Mehmet Maçoğlu'nun niye 19 Mayıs kutlamasını bekliyoruz ki zaten? Yani öyle bir beklentinin oluşmasının sebebi ne? Bu adamlar zaten TİKKO'cudur. TİKKO denen örgüt, adının TKP olmasına bakmayın, o bir yasal şemsiyedir. TİKKO örgütü. TİKKO örgütü zaten İbrahim Kaypakkaya tarafından kurulan ve bütün teorisi ve ideolojisi Atatürk'ün İngiliz işbirlikçisi olduğu, Atatürk'ün faşist olduğu yönünde bir örgüttür. Fatih Mehmet Maçoğlu da bunlardan biridir. Dolayısıyla burada hayrete şayan olan şey şudur. Bir Atatürk düşmanından Atatürkçülerin sempati duyacağı bir figür çıkarmak ancak Amerikancı medyanın eseri olabilirdi ve bunu yaptılar. Fakat bugün o foyaların döküldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Tunceli Belediyesi'nin ya da Maçoğlu gibilerin zaten Atatürk'ü övmesini ya da Atatürk'ü anmasını beklemek şaşkınlıktır. Biz o yüzden hiç şaşırmadık. Normal bu. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ediyoruz. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan beraberinde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve MKK üyeleriyle birlikte Ankara Adliyesi önünde önemli bir basın açıklaması yaptı. Tunceli Belediyesi'nin isminin Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesi girişimlerine karşı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Az sonra ondan önce yaptılar açıklamaya önemli vurgular vardı. Belediye meclislerinin böyle bir yetkisi yoktur. Tek yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir dedi. Siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti konusunda Tunceli olan bir kentin adını Dersim diyorsunuz ifadelerini kullandı. Fatih Mehmet Maçoğlu ve bu kararın altında evet oyu olan tüm belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi ve bu basit bir isim tartışması değildir. Bu ortaçağ ve cumhuriyet iradesi arasındaki bir tartışmadır ifadelerini kullandı. Evet şimdi